Başlıyor mu? Başlayalım bence. Konuşalım. Şunu da şöyle başlatalım. Şuradan başlattım. Ben de bunu başlattım. Tamam. Şimdi önce dediğim gibi Sel İstanbul neden başlıyoruz? Bu Sel İstanbul benim bir takım İstanbul temalarının motiflerini geçmiş, gelecek, şimdi tabanlı, doğal ya da beşeri oluşturulmuş insan olabilir, mekan olabilir. Bu gibi temaları izini sürdüğüm, akışkan olmasını istediğim, böyle biraz çağrışımlarla çalışmasını istediğim bir deneyim yaratma projesi. Sergi demek istemiyorum çünkü sergi çok teşhirle karışıyor. Teşhirden ziyade bir deneyim, bir atmosfer oluşturma. Bunu oluşturmak için de bir takım bilgiler toplayıp bunu oluşturma. Yani bir belgesi veya ilhamı olsun. Hani hayallerden bahsedecek bile olsa ona dair bir takım veriler olsun istiyordum. Bir yerlerde gerçekliğe değsin. Gerçek taban da olabilir, tamamen hayali de olabilir. Tabii, yani ama, böyle şey, evet. Akışkan bir şey olsun istiyordum. Yeni nesil bir atmosfer, bir deneyim yaratma. Sel isim de nereden geliyor? Dediğim gibi akışkan bir şey olsun istiyordum. Hakikaten aksın, çağrışımları oluştursun istiyordum. Bunun dışında bir merkezi olsun istemiyordum. Bir hikayeyi anlatan şey bir kahraman olmasın ya da İşte Odessa gibi bir kahraman, arketip bir kahraman olmasın. Yolculuğa çıkıp bilgi toplayan ya da her şeyi yukarıdan gören, her şeye hakim ya da işte modern zamanlardaki normal insanın mitoloji kahramanına dönüşmesi gibi ya da bir merkezi olan bir şey olsun istemiyordum ya da insan merkezi olsun istemiyordum. Zamana dair bir unsur olsun istiyordum ki Sel'in aslında bu olduğunu keşfettim. Hem fiziksel anlamda gerçekten suların yükselmesi ya da yağışların değişmesiyle fiziksel seller bekliyoruz. Bir yandan insan selleri söz konusu, göçler, savaş yüzünden de olabilir, küresel ısınmayla birlikte de göçler çok bekleniyor. Ya da bilgi seli söz konusu, yani devamlı akan bir bilgi var artık. İnsan kontrolünden de çıkmış. Eskiden insan bu herhalde bilgi piramidinin tepesindeydi, onu yönlendirebiliyordu, ona hakim olabiliyordu. Şimdi bir insandan tamamen bağımsız akan bir sel söz konusu. Ya bu sel beni çok... Sel olması bana sel çok iyi geldi. Ve bir yandan da sel Arapçaymış. Ben Türkçe olduğunu zannediyorum başta. Sel Arapçaymış ve zaten akan, yani normal yağışla veya suyun yükselmesiyle akan, taşkın gibi bir anlamı var. Bunun içinde yoğunluk gibi bir anlamı var. Ya da etki ve iz bırakan bir durum anlamı var. Gibi. O sel aslında Türkçe'de olmaması da çok enteresan geldi. Türkçe'de bir tek taşkın. Hani sel Arapça'da Sel'in bıraktığı çamurun ismi dahi var. Çok onun listesini çıkardım. Baya böyle 15-20 tane sel temelli terim var. Mesela Türkçe'de taşkın. Demek ki Türkler çok muhatap olmamış mı vakti zamanında sellerle? Halbuki Orta Asya'da bir sel mitolojisi varmış Altayların. Var mıymış? Varmış. Ona da denk geldim ama dilde yok. Taşkından başka ben çok bir şey bulamadım. Kuraklık mitolojisi var ama sel var. Var. Altaylarda Nama efsanesi. Bu ama böyle Nuh efsanesine benzeyen tarzı. Onunla Allah bilir ilişkilidir. Yani zaten evet. Hani onu konuşmuştuk sizin. Neyse Türkçe'de çok yok ama sel hani tek heceli olması, sel İstanbul'la ulama yapması hoşuma gitmişti falan. Evet sel oldu neticede bu. Bir yandan da istiyordum ya. Bu sel yani çatallansın, bu İstanbul'u keşfederken engebelere de çıksın. Yani sel akması gerektiği için akan bir şey. Kendisi zaten sel. Yani ön yargısı olmadan engebelere çıkan, sulara karışan, tekrar belki insan üstünde akan, buharlaşan bir döngü içinde akan bir şey. Ama selin de akışının bir şeyi var, bir düzeni var. Yani seli sel yapan şey bir yüzey var. Yüzeyin kısıtlaması var. Ve tabii ki yer çekimi var. Evet, yer çekimi. Yani klasik anlamda sel deyince sınırsız enerji yok. Bir geometriye sahip bir şey değil. Evet. Yani enerji kaynağı belli olan ve yüzey geometrisiyle şekillenen bir şey. Çok önemli. Yani sınırsız bir enerjisi de yok. Ama yani bir şey akıtmıyor. Bu akması gerektiği için akan bir şey. Yani tematik olarak tabii, bana hoş geldin. Yalnız tabii şu da var Sel'de. Sel'in oluşmasında yani genellikle sel nasıl oluşur? Bir yağış olayı vardır, değil mi? Ya yağış ya da buz erimesi. Buz erimesi ama yani buralarda İstanbul bağlamında düşündüğümüzde buz erimesi değil ama kar suyu erimesi olabilir. Bir kar yağdıktan sonra
bol miktarda kar birikmişse görürsünüz ki şeylerde, sokakların yanlarında, kenarlarda, dış bükeye bir yüzey olduğu zaman sokak, oralarda sular akar. Minik seller oluşur. Yani bunlar mini sellerdir, mikro sellerdir. Onlar oluşuyor. Sel mi olur peki o, yoksa böyle daha küçük bir adım mı? Vallahi sel, seli belirleyen, bilmiyorum tabii, seli belirleyen bir karakteristik ölçek yok. Yani sen ona mikro sel dersin. Ben atıyorum kafadan şimdi, terim yarattım. Ya da işte mini sel dersin. Ama nedir? Bir yerde topografyanın getirdiği kısıtlar altında yer çekiminden dolayı görülür bir hızda hareket eden su. Evet. Yani genel bir sel tanımı yaparsak evet, öyle. İsteyecektim zaten. Sizinle de tabiat meselesini konuşmak istiyordum. Çünkü bu Sel İstanbul deneyimler silsilesini oluştururken ben 5 tema belirlemiştim. Bunun 4'ü biraz kültür temelliydi. 5.'si de insandan tamamen bağımsız, İstanbul'un hatta üstünü örten, belki asıl İstanbul'u keşfetmemizi engelleyen bütün örtülerden arındırıp derin zamanın gözünden İstanbul. Bu da coğrafya, jeolojisini keşfetmek, florasını, faunasını keşfetmek ya da suyunu, toprağını, havasını. Yani insandan tamamen bağımsız İstanbul'u keşfetmekte. Sizinle tabiat meselesini konuşmak istiyordum. Ve özellikle sel meselesini. Çünkü siz iklim değişikliğiyle epeydir ilgileniyorsunuz. Bir kere bu bölgenin geometrisini belirlenmesi, yani mesela Karadeniz havzasının oluşması oldukça eski bir şey. Yani ne kadar eski? İşte ben diyeyim 100, sen de 120'de falan. Milyon yıl. Çok eski bir şey. İşte derin zamanın gözü. O derin zaman. Marmara'nın da yapısı tabii ilginç bir yapı. Çünkü Marmara'ya da belki özellikle yapının gelişmesi son 20-30 milyon yılda olan, son 5 milyon yılda falan daha da belirgin bir şekilde çalışan Kuzey Anadolu Fayı dediğimiz sistem burada çok önemli bir rol oynuyor, oranın geometrisi belirlenmesinde. Ama eğer suyun akışıyla ilgili bakarsak, o zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Geçmişte neler olduğunun su akışı açısından kaydını tutmak biraz zor bir şey. Ama bizim şu anda kafa yorduğumuz şey, son selin başlangıcı olarak, yani bir boğazdaki akıntıyı bir sel olarak algılarsan onun geçmişi son buzul maksimumundan sonraki gelişmeler. Yani o tabii orada bir taraftan Sibirya ve İskandinav bölgesini kapsayan büyük bir buz örtüsünün erimeye başlaması var. Oradan gelen sular var. Onlar Karadeniz'e doğru geliyor ama esas genelde buzulların erimesi sonucunda, dünya ölçeğinde buzulların erimesi sonucunda, gezegen ölçeğinde erimesi sonucunda deniz seviyesinin yükselmesi var. 150 metre gibi spekülatif. Tabii yani son buzul maksimumunda 150 diyelim. Ben aklıma 120. Belki de 120 gibi kalmış bazı şeyler. 120-130 gibi kalmış. Deniz seviyesi bundan çok daha düşük. Yani bir kere şöyle bir şey var, yani son buzul maksimumunda biz etrafta gezinsek, ne bileyim, adalar ada değil. Evet. Bir sürü şey, bir sürü vadiler çok daha derin. Ki plato zaten bu sahne. Tabii çok daha derin ama vadiler. Sonunda ne oluyor? Bir yerde tam onun zamanlaması konusunda tartışmalar olsa bile aşağı yukarı işte çok kabaca zamanımızdan 10 binle 7 bin yıl arası diyelim. Çünkü onun tam tarihi konusunda hala jüri karar vermiş değil diyelim. Bu seviyenin yükselmesi sonucunda, yani genel dünya denizlerinin seviyesinin yükselmesi sonucunda boğaz, aslında kendisi de bir dere yatağı olarak kazılmış olan boğazın da suyun boğaza girmeye başlaması oluyor. Boğaza giriyor ve boğazdan girdikten sonra da seviyesi çok daha düşük olan, şu bugüne göre seviyesi çok daha düşük olan Karadeniz'e akmaya başlıyor. Ki aslında İstanbul'un cazibesini yaratan bu mavi mürekkeple dolması boğazın aslında bir sel afetinin sonucu. Yani tabii bir sel. Benim çok hoşuma gitmişti. Çok büyük bir sel. Çok büyük bir sel. Yani çok önemli ölçüde yani bir sel. Ha, ne kadar hızlı bir seldi, ne kadar büyük bir su kütlesi
birim zamanda hareket ediyordu. Onunla da ilgili tartışmalar var. Çünkü şöyle de bir şey var. Sen bir yerde hızlı olarak suyu akıttığın zaman senin öyle bir tarafı var. Yani sen aynı zamanda üzerinde aktığı şeyi de değiştiren bir şey. O da çok önemli. Yani sel aktıktan belli bir süre sonra artık odaki üzerinde aktığı şey eskisi gibi değil. Taşıyor, sediment taşıyor. Ne kadar sediment taşıdığı mevzu hala bugün tartışılan, konuştuğumuz bir şey. Ama boğazda akıyor ve belli bir eşiği aştıktan sonra boğazdan akıp şu andaki seviyesine oldukça daha düşük olan Karadeniz'e doğru akmaya başlıyor. Kimisine göre göl, Karadeniz, Karadeniz göl. Bir göl. Karadeniz küçük bir göl. Tatlı su gölü. Tatlı su gölü oradan oraya doğru akmaya başlıyor ve o akışta ortaya çıkan hacim kimilerine göre, kimileri dedimse yani Bill Ryan'la Walter Pittman'ın bakış açısıyla bakarsan, onlara göre şu andaki Niagara şelalelerinin 100 mislinden falan bahsediyoruz. Bayağı büyük bir akış. Bahsedebilirsiniz. Karadeniz daha yüksekte aslında. Yani suyun biraz dolmuş olması gerekiyor ki o birleşim. Yani Karadeniz olsun. Yüksekte değil. Dünya denizleri yüksekte. Yani Akdeniz daha yüksek. Topografya olarak. Karadeniz şuralarda bir göl. Hı-hı. Sen buradan bu kanaldan suyu getiriyorsun ve buradan aşağı şurul şurul akıyorsun. Hı-hı. Ve Niagara'nın 200 katı gibi, 100 katı falan gibi bir şeylerden bahsediyoruz ve Karadeniz'de böyle çok yani her yıl belki 20-30 santim yükselmeye başlıyor. Hı-hı. Karadeniz çok ufacık bir yer değil. Hı-hı. Ne kadar su gelse bile o su böyle anında birkaç saat içinde Hollywood filminde olduğu gibi 100 metre yükselecek hali yok. Ama yükselmeye başlıyor. Tabii bu yükselme başka bir veri kaynağı da gene Karadeniz'in o zamanki kıyılarında bir takım yerleşmelerin olduğu ve o yerleşmelerin de aslında bu yükselen sudan bayağı rahatsız olup oraları terk etmek zorunda kalmaları ki gene şeye göre yani Ryan ve bizim Walter'a göre işler şey oluyor. Onun o bir efsaneler dizisinin ortaya çıkmasına yani Nuh tufanı efsanesinin kaynak noktası olduğu iddia ediliyor. O diyen var. Mezopotamya diyen var. Tabii, Nil tabii. Diyen var. O yani o tam şey değil. Atrahasis. Değil ama şeylerden bir tanesi. Yani çünkü bütün efsanelerin arkasında muhakkak bir yerde efsanelerin özelliği abartmadır. Evet. Ama onu o efsanenin kaynağını da geçmişte olmuş bir veya birbirine benzer doğal olayların da bir imzası vardır. Olay bu. Ama onların şeysi bütün dünya sularla kaplandı falan gibi bir argüman. Tabii bütün dünyanın sularla kaplanması diye bir şey yok. Evet, hiçbir zaman zaten gezegenimizin her tarafı sularla kaplanmadı. Yani evet. Hiçbir zaman su kaplı bir gezegenimiz olmadı. Karaların denizlere olan oranı zaman içinde değişti. Son 2-3 milyar yılı aldığında son 500-600 milyon yılda bile deniz kara oranı gezegenin üzerinde değişti zamanla. Orası kesin. Şimdi bu şey tarafı işin yani o bizi zamanımızdan aşağı yukarı 10 bin yıl öncesi civarlarındaki bir zaman ölçeğinde İstanbul'un çok belirleyici özelliği olan boğazın oluşması. Dördüncü jeolojik zamanın sonu mu? Öyle. Yani şöyle kuaterner dediğimiz dördüncü jeolojik zamanın en yakın zamanı bu. İşte buna yani o şeye son buzullaşmanın bitmesinden sonraki dönemi biz Holosen diyoruz. Holosen içerisinde bu Türk bölgesi için İstanbul ve Marmara için önemli bir olay. Karadeniz için de önemli. Cazibesini yaratan bu boğaz değil Karadeniz mi? İçin de önemli bir olay çünkü Karadeniz tuzlu suyla karşılaşıyor. Unutma. Evvelden orada tatlı su var Karadeniz'de. Sonra tuzlu su geliyor. Tuzlu su beraberinde tuzlu suya uyum sağlamış olan canlıları da getiriyor. Ki şu anki aslında devam eden alttaki akışlarda tabii, bu tuzluluğun yoğunluğu farklı olması. Şu anda Ege'den gelen su şeye gidiyor. Derler. Şöyle diyelim aslında tablo biraz değişik. Şimdi şu anda yukarıdan gelen su, tatlı su
diyeceğim. Ne kadar tatlı, binde 18 civarında tuzlu olan bir su. O Karadeniz'den Akdeniz'e doğru akıyor. Ama o ilk baştaki bizim o ilksel diyeceğimiz olaydaki o su da aslında şu anda gömülü bir vaziyette bu sefer. Tabii. Tabii. Yani alttan akan su Ege'den gelip... Ama basınç farkından dolayı mı? Yoğunluk farkı. Bir tanesi binde 35'lik bir su. Bir tanesi de binde 18'lik bir su. Ama niye sirküle etmiyor? Ha, birbirine karışmıyor. Karışmıyor mu diyorsun, sirküle mi etmiyor diyorsun? Sirküle etmiyor çünkü yani, asıl bu... Ege'den su geliyor. Bu Marmara'dan da alttan gidiyor. Evet. Sonra Boğaz'dan, Boğaz'ın alt akıntısını oluşturarak da Karadeniz'e akıyor. Evet, burada devamlı bir sirküle. Karadeniz'in üstten gelen suyu da Boğaz'dan geçiyor. Daha az tuzlu bir su. Evet. O da gidip Ege'ye akıyor. Evet. Yani şey de aynı şekilde geçiyor. Bahsettiğiniz tatlı göl suyu buna hiç karışmıyor. Tatlı. Yani ilk başta Karadeniz'in göl suyu altta... İlk başta tabii karışıyordur. Yani ha, oraya tuzlu su geldiği zaman orada tatlı, sadece tatlı su varsa bunlar birbirlerine karışıyorlar. Ha. Ama sonunda Karadeniz hala pozitif bir su bütçesi olan bir yer. Bu demektir Karadeniz'e su geliyor, o suyun da akması lazım. Evet. Yani Karadeniz'in su fazlası var. O akacak bir yere. O Ege'ye akıyor. Yani İstanbul Boğazı'nı geçiyor, Çanakkale Boğazı'nı geçiyor. Tabii arada Marmara'yı geçiyor. Evet. Ve Ege'ye akıyor su. Evet. Orijinal ilk baştaki sel aslında şu anda bir yerde gömülü olarak hareket ediyor. O ilk baştaki sel aslında, evet, aslında gömülü. Bu beni etkileyen kısım. Evet, gömülü o sel. Buranın cazibesini anlatan sel afetinin olması. Bu sel dediğim şey aslında hep anlık, bu flash denilen ya da devamlı olmayan bir şey. Fakat bir su sirkülasyonu olarak da hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Karadeniz'i dolduruyor. Ve Karadeniz'i yoğun ve tuzlu bir suyla dolduruyor. Ve Karadeniz'in üst suyu oluştuğunda, ki o su da tabii alt suyla bir miktar karışıyor. O binde 18'lik bir, binde 17'lik, 18'lik bir su geliyor. Yukarıdan, üstten akarak bu sefer şeye gidiyor, Akdeniz'e doğru. Yani Akdeniz'e tırnak içinde Karadeniz daha tatlı bir su vermiş oluyor. O zaman bu introduction'ı şimdi yapayım ben. Bu konuşmanın şeysi, bir selle başlatıp hikaye. Ki bu gerçek, yani bu jeolojik olarak okuyabildiğimiz tabii şey, veri. Bu konuşmanın ikinci son ucu da hikayeyi selle bitirmek. Bir spekülasyon ya da bir olasılığın peşinden gidip İstanbul'un sele teslim olduğu bir senaryonun peşinden gitmek. Ama önce gerçek, demin bahsettiğimiz bu tabii şey, yani spekülasyon, bu olasılık. Ama yani bir şekilde Karadeniz'in dünya denizlerinden tuzlu suyla dolmaya başlaması son 8 bin sene önce olmuş olabilir, 10 bin sene önce olmuş olabilir, fark etmez. Oralar tartışmalar var. Ama Karadeniz bir tatlı su gölüyken dünya denizlerinden oraya su geliyor. Olay o. Evet. Ve hala gelmeye devam ediyor. Hala gelmeye devam ediyor. Çünkü şeyi var. Yani Akdeniz su açısından negatifte olan bir deniz. Akdeniz'deki buharlaşmadan dolayı Akdeniz'in su bütçesi negatifte. Kaç zamandır? Tabii ki, yani Karadeniz'den su gelmese veyahut da yalnız Karadeniz'den değil, bir sürü Avrupa nehirlerinden akan sular olmasa Karadeniz, yani şeyi kessen, şöyle diyelim, Cebeli Tarık'ı kapatsan ve etrafta da böyle buzulların erimesinden gelen bir, o ilk başlardaki gibi böyle bir su kaynağı olmasa, yani şeyin su kaynakları yeterli değil aslında Akdeniz'i ayakta tutmak için. Karadeniz'den gelen sular veyahut da nehirlerden gelenler. Çünkü şeye, Akdeniz'e Atlantik'ten de su geliyor. Orasını kapatırsan bu sefer Akdeniz kurumaya başlıyor. Kuruyor. Nitekim Messinian dediğimiz Miyosen döneminde Akdeniz'in tamamen kuruduğu bir dönem, yani %95'ini kuruduğu bir dönem geçirmiş. Ve o dönemden de bize geri kalan kalın tuz tabakaları var.
tuz kolonları. Tuz tabakaları tabaka. Resmen. Sert tuz. Yani evaporit dediğimiz bizim. Buharlaşıyor, tuz kalıyor. Ve bu Akdeniz'de delindiği zaman, yani derin delme yapıldığı zaman, sondaj yapıldığı zaman diyelim, bu tuzları görüyorsun. Bakıyorsun bir yerlerde tuz tabakaları var. Kalın tuz tabakaları var. Bu var. Onun için Akdeniz su fakiri bir yer aslında. Ama Marmara'ya geri dönmemiz gerekecek şimdi. Tabii Marmara her zaman için. Marmara aslında dünyanın en ilginç denizlerinden bir tanesi. Ne bakımdan? Komplekste bakımdan. Komplekste bakımından. Yani işte geçen... Biyoçeşitlilik, evet. Tabii. Evet. Komplekste bakımından. Minyatür bir okyanus temasında söyleniyor bu işten anlayanlar tarafından. Yani bir sürü süreçlerin cereyan ettiği. Tabii depremsellikten dolayı da şeyinde de altı da oynak olan bir yer. Yani üstteki su değil, altı da oynak. Depremsellik var. Yani son atıyorum 5.000 yıldan beri orada bir takım şeyler oynamış devamlı olarak. Ki zaten yani platon oluşması da bildiğin daha önceden düzlük burası. Fakat son jeolojik kıtaların oluştuğundan yani sonra... Yani tabii karışık burası çünkü bir dağ oluşum bölgesi. Ve şunu millet pek bilmez. Yani mesela şey sorusu vardır. Neden kolay kolay buralarda bol miktarda dinozor iskeleti bulamazsın diye. Aramıyoruz ki. Ama aynı zamanda buralar dinozorların etrafta olduğu zamanlarda buralar deniz. Her taraf deniz. Yani çok önemli bir kısmı deniz. Kara olan yerler var ama az. Çok büyük çoğunluğu deniz. Onun için buralarda o döneme ait deniz memelileri, iskeletleri bulma şansımız daha fazla. Evet, yani şu klişe de belki hani şey yapabiliriz. Hep İstanbul için işte iki kıtayı bir bağlaması meselesi vardır. Aslında iki denizi de yani Boğaz dediğim şey burayı doğru, cazip kılar. Doğru, iki denizi bağlıyor. Boğaz olmasa, bu güzellik olmasa ya da bu tabii böyle mavi, gri, mor, mürekkep akıyor olmasa burası da çok acayip tabii cazip bir yer değil. İstanbul'un öyle bir özelliği var. İstanbul herhangi bir yer, İstanbul özel bir yer ama şunu da unutmayalım ki İstanbul'un biraz farklı ölçekte olan, biraz farklı bir yapıda olan kardeşi de Çanakkale Boğazı. Bunu unutmayalım. Ki onlar da zaten birlikte çalışıyorlar. Tabii, birlikte çalışıyorlar. Yani Çanakkale Boğazı çok önemli bir yer. O da aynı şekilde. O zaman belki çünkü Boğazı, zaten ortada Marmara var, İstanbul Boğazı var, Çanakkale Boğazı var ve o yani biz hiçbir zaman bilimsel olarak Marmara'dan tek başına bahsetmeyiz. Türk Boğazları deniyor evet, şu anda. Evet. Siyasi olarak Türk Boğazları ve Marmara'yı birlikte alırız. Onu bir sistem olarak ele alırız. Tamam, ben zaten bu yine bu tabiat meselesinden bahsederken İstanbul'un coğrafi ya da uydurulmuş sınırlarından ziyade İstanbul'u muhatap olduğu bütün bir coğrafyayı tabii almak istiyorum. O zaman belki Boğaz'ı Çanakkale ile birlikte düşünmek lazım. Ve belki de geçmişe gittiğimizde bir aralar Sakarya üzerinden de bir takım bağlantılar söz konusu. Çünkü yani mesela size şey oralar dediğimde siz karşı çıkmıştınız. İşte altından Kuzey Anadolu hayat geçen İstanbul dediğimde hayır altından geçmiyor direkt geçmiyor demiştiniz. Ama geçmiyor yine de birebir muhatap oldu. Direkt tabii bir şey oldu. Yani en çok etkilediği yer burasıysa o zaman Marmara Denizi İstanbul'u Marmara Denizi, Boğaz ve Marmara Denizi aslında İstanbul'u bayağı belirleyen bir şey. O Marmara'da aslında son birkaç milyon yıldan beri oynak bir zemini olan ve o yüzden de Marmara'nın bayağı derin yerleri var. Yani Marmara şey değil, böyle bir havuz değil. Basit bir havuz değil Marmara. Ama bir zamanlar bu Emin Hoca'nın yine şeysinde benim çok hoşuma giden bir şey de şu oldu. Boğaz hep bir aks, bir sirkülasyon, insan sirkülasyonu aksı olarak da düşünüyor ya da kültürel olarak köprü. Aslında Afrika'dan insanın Avrupa'ya geçmesi de aynı yerlerden. Doğru. Onunla ilgili çok elimizi çok sağ... Yani dolaylı izler var. Kültürel olarak dolaylı izler var. Ya da? Yani şey olarak böyle tam hani atıyorum oradan karşı karşıya geçerken bir yerde boğulup kalmış bir adamın iskeletini falan bulmuyorsun. Öyle bir evet derdin yok ya. Şeyim var. Trakya'daki Neolitik dediğimiz dönemle Anadolu'daki Neolitik'in arasındaki ilişkilere bakılarak bir geçiş bölgesi olduğu, kültürel bir geçiş bölgesi olduğu üzerine
çok konuşuluyor. Aslında bu da çok heyecanlı çünkü hep şu anki hep argüman bu. Fakat bu en baştaki olay da buymuş yine. Ki insan insan bile değil belki, değil mi? İnsan. İnsan mı? Neolitikte insan. Ha, Neolitik. Senin benim yani şurada Neolitikten bir adamı koysan. Ama... Belki son olayları bilmeyebilir ama senin hani benim kadar insan. Yani daha önceden de geçmiş olabilir henüz değil. Ha tabii, yani. tabii onlar olmuş olabilir. Yani daha insanımsılar da buralarda sirküle etmiş olabilirler. Nitekim bir takım insanımsı şeyleri, fosilleri de bu bölgede var. Hmm. Mesela paşalarda var, var bu bölgelerde var yani. Hmm. O zaman o selden önce o şarıl şarıl 200 acayip seslerin olacağı ve... Yani, muhtemelen bu ne kadar sürmüştür bunu bilmiyoruz. Bu birleşmesi Marmara ile Karadeniz'in dramatik tiyatral bir şekilde birleşmesi. Vallahi bilmiyorum onunla ilgili bir şey söylemişler midir bilmiyorum ama herhalde tahmin ediyorum böyle bir 200-300 sene falan gibi aklımda şey yapıyor onlarda. Peki bu şey nasıl? Yani o bu birleşiyor. Buradaki senaryo nasıl? Atmosfer nasıl? Hep bir karanlıklar mı? Yoksa böyle sular gri mi akıyor? Toprak mı akıyor? Onu bilemezsin. Yani hep... Onu bilemezsin. Hmm. Onu bilemezsin ama bugünden çok farklı bir şey olduğunu düşünmüyorum şu an sana. Hmm. Yani özel olarak. Yani sadece buzulların yağıştan değil. Tabii. Buzul suların erimesi. Buzul suların erimesi ama buzul suların erimesi dünya. Yani buraları... Dünya denizlerinin suyunun basması, yani Akdeniz aracılığıyla buraya o suyun gelmesi, o gelen su şu andaki Akdeniz'in suyuna benzer bir su. Hmm. Gelen su. Evet. Ama tabii Akdeniz'in her zaman için bir su dengesinde bir zafiyeti olduğu için her zaman tuzlu bir su. Hmm. Yani 35-36 falan olur. Ve bu da yine tekrar edelim, bu devamlı alttaki sirkülasyon oluyor. Ha, şu an devam ediyor bu iş. Hı-hı. Devam ediyor. Yani sel başka Akdeniz, bir Karadeniz'e akıyor. Devam ediyor. Ve buranın bir minyatür okyanus diye tabir edilebilecek bir zenginliği hem araştırmaya imkan veren hem de biyoçeşitlilik bakımından. Tabii yani Marmara'nın tabii biyoçeşitliliği ilgili son zamanlarda başı evet, belada. Evet. Kirlenmeden dolayı başı evet, belada ama şey de öyle. Karadeniz, tamam. Karadeniz'de çok bunun yani bu işin büyük abisi belki de Karadeniz çünkü Karadeniz'de biliyorsun aşağı yukarı 90 metreden sonra falan oksijen yoktur. Hmm, Marmara'dan geliyor. O su geliyor ve altta kalıyor. Su karışmaz şeyde çok fazla Karadeniz'de. Hmm. Ve o zaman da bütün o organik maddenin yağmasıyla birlikte Karadeniz'de belli bir seviyeden sonra ki o seviye yavaş yavaş yükseldiği söylenir. Hmm. Ne bileyim işte 80-90 metreden sonra altta oksijen yoktur. Daha çok şey vardır. Hidrojen sülfür gibi falan şeyler vardır. Öyle bir durumu var Karadeniz. Yani Karadeniz başı belada. Bir de Karadeniz sadece şey değil. Ya yani İstanbul'la ilişkili bir deniz değil. Karadeniz aynı zamanda Orta Avrupa ile ilişkili bir deniz. Özellikle Tuna'dan dolayı. Tuna var, diğer nehirler de var. Bütün o Rusya'dan İlk başta Karadeniz'i oluşturan. Tabii Karadeniz'e su akıtan zamanında. Fakat Karadeniz yani buzulların erimesiyle beraber Karadeniz bir yere kadar su almış ama ondan sonra akışların bir kısmı da yani büyük o buz kütlelerinin erimesi sonucunda oluşan suyun akışının bir kısmı da belli bir zamandan sonra Kuzey Denizi'ne doğru, Baltık Denizi'ne doğru yönlenmiş. Neden? Şeyle ilgili olan, yani engebelerle topografya. İlgili, topografiyle ilgili olan meseleler. Peki nasıl eridiğine bağlı. Şey de enteresan, ilk osenografi biliminin bu boğazlarda, Marsilya. O konu çok ondan ilginç. O çok ilginç bir konu çünkü. Yani bu hiç kimsenin bildiği bir şey değil Marsilya, bence çok fazla. Yani Marsilya'nın buraya gelip cidden bu iki tabakalı akışı, İlk defa gözlemiş böyle olarak bir... ilk defa böyle bir şey. Yani bu ilk defa ayrıntılı olarak tuzluk farkının denizlerde ne yaratabileceği, nasıl bir yapılar oluşturduğunun oluşturabileceği konusunda ilk defa bu gözlemlerin yapıldığı yer
Boğaz. Ki Boğaz'ı sizce bilerek mi seçti yoksa davet edildiği için mi geldi yoksa ajan için geldi, ajan olarak geldiği için mi geldi? Ajan tarafını bilemeyeceğim onu. O gün ben de bilmiyordum da Emin Hoca bahsetti. Ajan olarak da gelmiş olabilir tabii insanlar. Bilim insanlarının birden ama çok işlevi olabilir. Ama niçin Boğaz? Yani özellikle seçmiş olabilir mi? Şöyle kompleks. Bir şey olabilir. Bilmiyorum onun ayrıntısını ama yani belki de Boğaz'daki balıkçılardan bir takım ön bilgiler, rivayetler de söz konusu olmuş olur. Ki zaten elinde veri öyle yok. Yani. Ben, elinde veri yok. Tek dayanağı yok. Balıkçıların söyledikleri. Söyleyenler var. Ondan sonra kendisi bir takım deneyler yaparak, ilginç deneyler yaparak bunun aşağıdaki suyun daha tuzlu, yukarıdaki suyun daha az tuzlu olduğunu, iki tabakalı bir sistem olduğunu. Ve bunda bir sel yarattı. Bunun bir sel yarattı. Yani bir tanesi güneyden kuzeye bir sel, bir tanesi de kuzeyden güneye bir sel olarak düşünmek lazım. İki selli bir sistem var. İki tane sel var. Yani birbirleriyle bazı yerlerde sürtüşen iki tane sel var. O çok önemli bir şey, o iki selin olması. Birbirleriyle sürtüşebiliyor yalnız bazı durumlarda yani. Karadeniz'in çıkışında sürtüşme oluyor. Şimdi biliyorsun şu anda bu iki tabakalı yapı İstanbul'da bir İstanbul için bir hayat kurtaran olarak kullanılıyor. Çünkü İstanbul'daki atık su bir ön arıtma yapıldıktan sonra, tam arıtma değil, ön arıtma yapıldıktan sonra şeye veriliyor. Bu aşağıdan Karadeniz'e giden suya veriliyor. Ve aslında başka bir yere gidiyor bu pis su. Yani bizden uzaklaşıyor. İstanbul'un pis suyu alttan üstteki alttan yani Ege'den gelen suyla beraber Karadeniz'in alt tabakalarına gidiyor. Bu bir noktada bir şey yaratılma felaket. Yani karıştığı zamanlar tabii ki üst suda kirlenmiş oluyor. Çünkü yani bu böyle bir şey gibi. Bir hani fabrikalarda vardır ya üretim bantları vardır. Evet. Şimdi üretim bantları gibi muntazam çalışmıyor bu hikaye. Yani conveyor belt dedikleri İngilizcesiyle sistem gibi çalışmıyor. Hani bir yerde boğazın çıkışında bu suyun karışması imkanı var. Tabii İstanbul'un kirli suyu boğazın çıkışında, boğazın Karadeniz çıkışında eğer üst suyla karışırsa aslında çünkü o boğazın Karadeniz'in üst suyu da zaten bu sefer buraya geliyor. Yani oraya gönderdiğimiz şeylerin bir kısmı üst suyla karışıp tekrardan Marmara'ya geliyor. Onun için yani Marmara hem lineer hem döngüsel. Hem bunda, bu İstanbul'un derdini çözerken kirleniyor. Hem de bu tip çözümler olmadığı durumlarda Marmara'ya bir sürü kirli su akıntıları var. Akışları var daha doğrusu. Marmara çevresindeki bütün yerleşimlerde. Yani aslında doğal bir akış değil, insan tabanlı, insanın akıttığı bir şey, normal doğal bir oluşumdan bahsediyoruz. Doğal değil. Gerçi ama yani şey o da işte, doğal oluyor bir noktadan sonra. Ne doğaldır ne değildir, insan olduğu zaman işin içinde çok konuşulabilecek bir şey de yani. Doğal. Yani ama yani öyle bir şey var şu anda çok yani kolay kolay dünyanın başka bir yerinde bulamayacağım bir akış yapısı var Boğaz'da. Ve Marmara'da ve tabii ki Çanakkale'de. Çok özel bir durum bu. Yani suyla ilişkisi, hareket halindeki suyla ki ona sel diyoruz bir anlamda. Şeylerle ne derler, geometrik kısıtlarla yer çekimi altında belli bir hızla akan suya sel diyoruz. O sel caddenin kenarındaki erimiş bir kar suyu da olabilir. İstanbul'un deşarjı sorunsunda yani aslında biz bir yerde bir sele katkı veriyoruz. İstanbul'un kirli suyu o sele katılıyor. Ha, da enteresan bir tema olabilir. Evet, sele kat sele biz insan tabanlı. Şöyle diyeyim, aslında biz kendi pisliğimizden kurtulmak için selden medet umuyoruz. Bu ilk selden medet umuyoruz bir anlamda. Peki bir daha tekrar belki sel bilimsel olarak tarif ettiğimiz zaman nasıl olur, nedir? Ya sel, bilimsel tarifi var mıdır bilmiyorum. Yani yağış yani. Ve yükselmenin şimdi bir kere şu var. Yani yüzeyde su olacak. Su bu illaki su olacak. Su, yoksa bizim muhatabımız su olduğu için. Yatayımsı hareket etmek zorunda kalacak. Yani şöyle bir şey var.
Şimdi seller ne zaman sellerle karşılaşıyoruz? İstanbul'a bakalım. Oradan da zaten önümüzdeki geçen son 10 yılda başımıza gelenlere biraz sonra gideceğiz ve bundan sonra başımıza gelecekler konusunu evet. konuşabiliriz. Gelecek seller. Gelecek selleri konuşabiliriz. Ne oluyor? Bir kere her şeyden önce su atmosferden yüzeye geldiği zaman ilk yapması isteyeceği şey, eğer az miktarda geliyorsa şuradaki yeşilliklerin üzerine yağmur yağdığı zaman ne olur? Toprağa geçer o su. Evet. Yani toprağa nüfuz etmeye başlar, değil mi? Şimdi ya çok miktarda gelip de o nüfuz etme süresinden nüfuz etme süreçleri yeterli gelmezse veyahut da nüfuz edebileceği bir yüzey olmazsa, anlık. O yüzey asfaltla kaplı veya betonla kaplıysa suyun gideceği bir yer yok. Su o zaman düşeye hareket edemiyor, su yatay hareket etmeye başlıyor. Yatay hareket de yer çekimiyle oluşturacak şekilde alttaki yüzey bir eğimli bir yüzey ise, o eğimli yüzeyin kısıtından dolayı yer çekiminin enerjisi, yer çekiminin potansiyel enerjisi selin kinetik enerjisine dönüşüyor. Aslında sadece yatayda değil, yani yatayda ve dikeyde çünkü yükselebilme şeysi de var. Yani birçok vektör yükselebiliyor ama şöyle bir şey var. Her şeyden önce hep enerjiden konuşmamız lazım. Her şey enerji üzerinden konuşmamız lazım. Yani burada orada birikmiş olan suyun, birikmeye başlamış olan suyu, şiddetli bir yağış sonunda birikmeye başlamış şiddetli olan bir yağış suyu. İlla değil ama buzul da eriyor olabilir. Eriyor olur ama yani şimdi genelde şöyle düşünmek lazım. Biz İstanbul'un etrafında tabii ki Trakya'daki bu miktarda kar yağıp da o erimeye başlarsa tabii ki o da ya da su. Yani buzulların erimesi tabii, bir noktada tabii, yükseltmeyecek tabii. mi bu arada? Hayır. Asıl o ileriden, o gelecekle ilgili şu andaki durumu konuştuğumuzda, şu andaki bizim selle karşılaşmamız nasıl oluyor? Şiddetli bir yağış olayı, yani birim zamanda yüzeye düşen su miktarı o yüzeyin aşağı geçiremeyeceği kadar çoksa veyahut yüzey geçirgen değilse, o zaman o su o yüzeyde kalıyor ve o yüzeyin eğiminden dolayı yer çekiminin potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşüyor. Yani harekete dönüşüyor. Evet. O hareketle, o kinetik enerjiyle sel akmaya başladığı zaman önüne bir tümsek çıktığı zaman tabii o tümseğin üzerinden gidebiliyor. Ama onun gitmesinin sebebi o potansiyel enerji, potansiyel yer çekimi enerjisinin kinetik enerjiye dönüşmüş olması. Onu dönüştüren de altındaki yüzeyin düz olmaması. Çünkü düz bir alana sen suyu yağdırırsan o su durur, hareket etmez. Dingin. Durur o su. Evet. Senin yüzeyde bir eğimin olması lazım ki o yüzeydeki eğim o yağan suyun potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştürüyor. Ve çatallanabiliyor. Tek seferde de akabiliyor. Tabii her türlü şekilde akabiliyor ama yani İstanbul'da selle ilgili başımıza gelenleri düşündüğümüz zaman bence başımıza gelenler ve bundan sonra gelecek olanları evet. düşündüğümüz zaman en büyük problemimiz yüzeylerin giderek daha az geçirgen hale gelmesi. Yani toprak ve bitki ve topraklı yüzeylerin azalması, betonlu, asfaltlı yüzeylerin artması. Bunun sonucunda su yüzeyde kalmak ve eğimi takip etmek zorunda kalıyor. Orada da bir kinetik enerji oluşturuyor. O kinetik enerji de yalnız suyu hareket ettirmiyor. Suyun önüne çıkan şeyleri de beraberinde sürüklüyor. O da çok önemli. Yani sel dediğimiz zaman su akıp gitmiyor sadece. Topyekün. Selde insanlar boğuluyor. İnsanlar sürükleniyor. Hayvanlar sürükleniyor. Çeşitli objeler sürükleniyor. Ben birkaç arkadaşıma sel dedim ve ilk aklına gelen şeyleri duymaya çalıştım. İnek diyen oldu mesela. Çünkü o sürüklenen inek imgesi tabii. varmış kafasında. Yani evet evet bu her şeyi sürüklüyor. Kendine katan bir şey. Canım, her akümülasyon. Şey her şeyi sürükleyebiliyor. Yani diyeceksin ki nasıl oluyor yani koskoca bir adam 50 santim suda, 60 santim suda sürükleniyor. Ben bu sene denedim. Sürüklenen muazzam bir akıntısı var o suyun. Evet. O seni itiyor o su. Ben aklım almazdı nasıl. Ve diyorlar ki yani 50 santim suda insan boğulabilir. Ben hakikaten aklım almazdı. İnsan acaba karşı çıkamıyor mu bir akıntıya diye. Bu sene ben bir akıntıda yüzmeye çalıştım şelale akıntısında. Yani mümkün değil. Hakikaten orada o
ne kadar zayıf ve mümkün olmadığını görüyorsunuz. Ki o kadar enerjisi yüksek bir şudur değildi. Belki o zaman gelecek sen meselesine geçebiliriz. Bence bunun içinde böyle en güzel metafor herhalde annenin çocuğu yutması. Çünkü bu İstanbul'un cazibesini yaratan bu su belki bir nevi bir ya, yutucu bir kere, yani gelecekle ilgili konuşurken ben her zaman tabii belki de yer bilimci refleksiyle şunu söyleyeceğim. Ben bilimci değilim ben. Yani ben biraz drama duymak isteyebilirim. Ben yer bilimci refleksi bende diyor ki geçmişte yaşadıklarımız gelecekle ilgili bize fikirler veriyor. Evet. İşte en son yaşadığımız büyük sel olayı 2009'daki sel olayı. Ciddi şekilde yani İstanbul'un her tarafını değil, İstanbul'da çünkü cidden çok ciddi topografisi olan bir şehir. Ama bazı yerler halkalı, daha iki telli. Ayamama Deresi havzası özellikle oralar acayip bir şekilde ki oralarda yani yerleşme olmaması gereken yerlerde hep şunu diyoruz. Bir yer su baskınları oldu, şunlar oldu, insanlar telef oldu falan diye bunlar yani 2009 kadar büyük olmasına gerek yok. Her sene ciddi bir yağış olduğunda İstanbul'da bir şeyler kaybediliyor, bir şeyler tahrip oluyor. Yangından sonraki ikinci büyük afet bütün dünyada selmiş. Öyle, ben de öyle tabii, öyle tabii. Çünkü bir şey var. Yani bir kere bir, geçmişteki deneyimi yakın geçmişin ve bugünün şekillendirilmesinde o geçmişteki deneyimi kullanmıyoruz. O bir kere önemli. Yani normalde geçmişteki deneyimler bugünün şekillenmesinde kullanılır. Denir ki işte burası sel yatağıdır. Dere yatağına. Dere yatağıdır. Buraya ev yapmayalım denir. Şimdi bu bilgi kullanılmıyor. Bir. İkincisi bir şekilde dereler ıslah edilmeye çalışılıyor. Beton bir takım yapıların içerisine sokulmaya çalışılıyor. Bunları da hesaplarken tabii burada en büyük mesele ki oraya geleceğiz. Yani geçmiş geleceğin için bize bir fikir verebilir ama maalesef şu anda bizim yürüdüğümüz yolda karşımıza çıkacak olan gelecek geçmişte benzeri olmayan bir gelecek. Parametreler tamamen geçmişte değişik. Benzeri olmayan bir gelecek. Yani evet parametreler değişik. Yani işte genellikle su ile ilgili hikayelerde şeyden bahsedilir. İşte bu tip bir olay işte her 500 yılda bir tekrarlayabilir, 100 yılda bir tekrarlayabilir. Ki bu İstanbul 2009'a öyle diyorlar. 500 yılda görülebilecek bir afet. Şimdi bu tekrarlama aralığı dediğimiz şey suyla ilgili meseleleri mühendislik açısından hallederken temel parametredir tekrarlama aralığı. Yani bir şey 10.000 yılda bir tekrarlayacaksın sen ona göre bir su yapısı inşa etmezsin. Ama 500 yılda şununla karşılaşıyoruz. Belki geçmişte 500 yılda bir olanlar önümüzdeki yıllarda 200 yılda bir, 100 yılda bir karşımıza çıkacak. Şimdi bizim farkına varmamız gereken şey o. Geçmiş bizim için gelecek hakkında biraz bilgi verir. Bırakın geçmişi kullanmayı. Geçmişi kullansak bile önümüze çıkacak gelecekle ilgili geçmiş de bize yeterince bilgi vermeyecek. Ya da belki yani, bir takım şeyler için çok geç bile. Benzeri olmayan durum veya da İngilizce no analog dediğimiz bir tabloyla karşılaşmamız söz konusu. O tabii çok büyük bir dert. Çünkü bunu öngörmen lazım. Bunu öngörmeye çalışmak lazım. Ve uç olayları, ekstrem olayları öngörmek kolay bir iş değildir. Fakat bundan 20 yıl önce, 30 yıl, 20 yıl önce diyelim İklimle ilgili çalışmalar yaparken genellikle ortalama değerler üzerinden çok konuşurduk. Şimdi artık ortalama değerler tamam iyi hoş diyoruz koyuyoruz onları. Ama diyoruz bize aşırı olaylardan konuşalım. Evet ekstrem şey. Ekstrem olaylar bizim nasıl iklim değişikliğiyle baş edip edemeyeceğimizi ekstrem olayların da olacak olan gelişmelerin farkına varmamız belirleyecek. Peki şöyle bir şey var mı? Evet yağış desin kesin değişecek, bu selleri tetikleyecek, buzullar eriyor, bu su seviyesini yükselecek. Maksimum ya da ne kadar su yükseleceğine dair bir öngörü var mı? Vallahi şöyle bir şey var, yani buzulların erimesi, ki buzullar dediğimiz zaman bir Grönland gibi buzullardan bahsediyoruz, şeyden bahsediyoruz.
tabii sağda solda kalmış ufak tefek buzullar, dağ buzulları diyoruz ama Grönland diyoruz. Esas tabii esas buz Antarktika'da. Evet. Şimdi bunlar böyle yani 100 yıl sonuna doğru beklenen 15 ila 30 santimetre en fazlasından 50 santimetre civarı. Ne kadar zamanda demiştiniz? 100 yılın sonuna doğru. Hmm. Çok fazla değil. Ama o 50 santimetre bile çok önemli bir şey. Evet. Tabii bir de şunu da söyleyeyim yani iklim bilimi açısından baktığımızda, yer sistemi bilimi açısından baktığımızda buzulların erimesi konusunda, buzulların ne kadarının ne zaman eriyeceği konusunda bayağı cahiliz. Yani atmosferle ilgili konularda fena değiliz. İşte okyanusu yavaş yavaş çözüyoruz. Buzullar konusunda bayağı cahiliz. Onun için o 50 santim 1 metrede olabilir. Ki o 50 santimin yarattığı aslında suyun üst seviyesindeki sıcaklık değişimiyle birlikte oluşan o yağış deseninin değişmesi daha büyük falan. İki türlü nedenden şey oluyor, deniz seviyesi yükseliyor. Bir tanesi nasıl ki bütün cisimler ısınınca genleşir, su da genleşiyor. Bu için bir tarafı. Ama bir de bu denizlere su ekleniyor. Eriyen buzdan su ekleniyor. Derecenin yani, yükselmesi. Tabii. Işte. O, ne deniyor Türkçe'de? Bayağı bir dert. Deniz sea surface temperature Türkçesi. Yani deniz yüzeyi sıcaklığı, deniz yüzeyi sıcaklığı artıyor. Önemli. Şimdi o deniz yüzeyi sıcaklığı ile ilgili olan şeylerden bir tanesi de bizim belki bu İstanbul bölgesindeki aldığımız yağışlarda yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Karadeniz'in deniz suyu sıcaklıkları bizim bu bölgede karşılaşabileceğimiz ekstrem yağış olayları konusunda önemli bir girdi teşkil ediyor. Evet, evet. Karadeniz'de bütün su yüzeyleri gibi o da ısınacak. 1 derece, 2 derece, 3 derece ısınacak. O ısınma Karadeniz civarında hava olaylarını diyelim. Ciddi bir şekilde etkileyecek. Ve hiç bilmediğimiz bir şekilde daha önce bir örneği emsali olmamış. Bilmediğimiz bir şekilde. Biraz araştırıyoruz bu konularda. Bir takım çalışmalar var ama yavaş gidiyor. Yani bunlara bakmak lazım. Çünkü Karadeniz aynı kalmayacak. Bir de şöyle bir şey de var. Aslında belki bütün bu böyle yıkıcı sellerden önce ya da sadece sel değil mesela kuraklık, sıcak hava dalgası böyle bir set olarak çalışan belki en başta hani kuraklık anne seli delirtecek cinsten bir olay olabilir ama kuraklık da bekleniyor, sıcak hava dalgaları da bekleniyor. Tabii tabii tabii. Tabii. Yani sadece bir şey sel oluşturur. Sadece şey sel değil canım. Seviyesinin yükselmesi yani bu, değil. Ama şöyle söyleyeyim. Fırtınalar. Yani o su canlılar için, hayat kalitemiz için su her şey. Evet. Suyun azlığı da sorun. Çokluğu da su. Öyle değil. Yani su çok belirleyici bir madde. Evet. Zaten suyu bütün kontrol etmek medeniyet göstergelerinden biri değil mi? Aynen. Suyu kontrol etmek. Suyu kontrol etmek, suyu sağlamak. Bu Karadeniz'in ısınması dediğimizde belki ciddi hortumlar ya da ötesi. Tabii o tip şeyler de olabilir. Diyorum ya o konularda. Çünkü okyanus, ya asıl okyanusta olduğu vakit felaket. Tabii Karadeniz ufak bir deniz. Böyle büyük, büyük olayların gelişmesi yani Karadeniz'de atıyorum tayfun olmaz. Tayfun zaten büyük denizlerde gelişebilen bir şey. Ama civarda olabilecek bir takım hortumların oluşmasında falan nasıl bir rol oynayabilir bilmiyorum. Peki. Onlar çok çok fazla bir kafa yorulmuş değil. Akdeniz'de hortumlar oluşabiliyor. Onu biliyoruz. Ama Karadeniz'i ben çok fazla bilmiyorum. Şey ulaşıyor konusunda. Mu? Karaya ulaşıyor mu? Tabii tabii tabii. Aa, ulaşıyor Antalya'da diyorsun. Tabii tabii tabii. Ha evet. Peki şey var. Olabilir mi? Mesela seli hani biz hep su, yağış diyoruz ama belki asit. Öyle bir spekülasyon da vardı geçen haftalar. Asit yağmurları. İşte güneyden gelecek kum, taşınan kumun yağmurları. Hayır kum yağmurları. Taşınıyor zaten. Ama artması belki. Yani kum demeyeyim de toz taşınıyor. Evet. Evet. Toz taşınıyor. Tozun taşınması standart bir şey. Özellikle Türkiye'nin güneydoğusunda. İstanbul'a kadar toz geliyor, toz geliyor ayrı hikaye ama özellikle Türkiye'nin güneydoğusunu falan bir ciddi bir şeyden gelen, Afrika'dan gelen toz kaynağı var. Toz. Peki mesela bu seli gelecek dediğimiz seli asit seli olabilir mi? Ya da yok. Daha böyle dramatik başka yok. Bir şeyler? Sanmıyorum. Yani toz işi, tozla sel arasında benim düşünebileceğim tek ilişki şu. Biliyorsun bulutun oluşması için nem.
toz lazım. Şöyle bir şey var. Yani su damlacığının yoğunlaşması için yoğunlaşma çekirdeği lazım. O yoğunlaşma çekirdeği de tozdur aslında. Yani bulutun oluşması, su tanecinin oluşması için yoğuşma noktaları lazım. Ve aslında kümülüsler sadece yağış yapan bulutlar. Yok yani hepsi, yani kümülüsler ağırlıklı olmak üzere çok çeşitli bulut şeyleri var yani. Bulut zoolojisi var diyeyim sana. Öyle söylemek gerekirse. Tamam, peki şey... 2000... Ha tamam, asit soruyordum, asit. Okyanus asidifikasyonu ya da vesaire. Okyanus asidifikasyonu tamamen başka bir mevzu. O asit yağmurları tetikleyen... Yok, onlarla ilgisi yok onun. Okyanusun pH'sının azalması, yani okyanusun asitleşmesi, okyanusu yaşayan canlıların kabuk yapmalarını zorlaştıran bir şey. Ha, o doğrudan şeyi yok ama yani tabii doğrudan aslında. Yani az bir fark bile kabuk yapmalarını zorlaştırabiliyor. Okyanustaki canlıların kabuk yapmaları da bizim için önemli. Çünkü bu canlılar atmosferdeki, yani atmosfere atılan karbondioksitin önemli bir kısmını, aşağı yukarı yarısını okyanuslar tamponluyorlar bir anlamda. Ve aynı zamanda hem biyolojik olarak hem de biyolojik bir pompa var. Yani canlı karbonatlı kabuk yapıyor. O malzeme denizin dibine çöküyor. Hem ölen canlının vücudundaki organik karbon hem de karbonatlı maddeler denizin dibine çöküyor ve bir miktar denizin üst tabakalarından, okyanusun üst tabakalarından denizin dibine bir karbon akışı oluyor. O da çok önemli bir şey. Yine aslında bir emsal ne olacağını öngöremeyeceğimiz şeyler de olabilir. İşte o çok rahatsız edici bir şey, okyanusların asitleşmesi. Evet. İnci. Bilmiyorum ona, ben kırılganlık diyorum bazen. Kırılganlık, tamam, bunu çevirmeye çalıştım. İstanbul'un yine tekrar, hani ben bir tasarımcı olarak baktığım zaman İstanbul'un güzelliğini oluşturan bu boğazın aslında en çok kırılganlığı yaratan şey olması da belki enteresan. Yani işte hani, biz boğazı kullanırken, yani şunu söylemek lazım belki her şeyden önce, yani İstanbul ona yüklediğimiz insan baskısını kaldırması mümkün olmayan bir yer. O çok büyük bir dert. İnsan baskısı çok büyük bir dert. Nereye kadar gider o baskı? Çünkü dip suyuna, yani İstanbul'un atığından kurtulmak çok zor. Hem sıvı atığından hem katı atığından. İstanbul'da deprem olacağı kesin. O zaman şu, benim çok İstanbul'a su yetiştirmek, yani hijyenik amaçlarla ve yaşamak için su yetiştirmek de zor bir iş. Çünkü yani bütün Trakya'nın suyunu sömürüyoruz. Şimdi Meren'den bile su yetirmeye çalışıyoruz. Yani. Etraftaki bölgenin, yani İstanbul'un ekolojik ayak izi giderek büyüyor. Nereye kadar? Öyle bir şey vardı. Çok ciddi bir ayak izi büyümesi var. Bu, bilmiyorum spekülasyon mu ama bu Vatikan işte ışıkla yok olacak gibi bir, o bir poetik bir söz. İstanbul sizce depremsel bir afet seçecek olsanız ne deprem önce? Deprem halledecek İstanbul'u. Deprem önce, sonra bir sel süpürür mü? Sel süpürür mü bilmiyorum ama tabii suyla başı belaya girecek İstanbul'u şu veya bu şekilde. Hem suyun fazlasıyla hem suyun azlığıyla başı belaya girecek, orası kesin. Ama bence ilk yakın dert, bana sorarsanız şey, deprem. Evet, o zaten iyi kötü. Artık herkes herhalde farkında biraz daha. O zaman evet, bu de şuna ben hoşuma gitti. Bir de bir fantezi kısmı oluşturalım istedim bu meselenin. Bu da böyle şey, hayali seller, böyle biraz Calvino'nun görünmez kentleri gibi hayali seller İstanbul'da ne olabilir, ona biraz düşünüyordum. İşte mesela insanların fikirlerinin aktığı seller, böyle görüyorsunuz, böyle yazı akıyor falan, ya da şey, bilinç akışını görmeye başlıyorsunuz insanların. Çok hoş bir hikaye olurdu bence böyle. Özellikle bu İstanbul gibi bir nüfusu olan bir yerde milyonlarca insanın bilinç akışının akması. O
Ya yaratıcılığı da ben sanatçılara bırakıyorum. Ben doğa bilimci olarak biraz zorlanıyorum. Şu beni heyecanlandırdı. Bu akış devam ediyor. Hakikaten birisi atlasa, boğulmadığını varsaysak nereden çıkar? Kim bilir? Nerede atlasa? Boğaz'da atladı. Ha, Boğaz'da atladı. Ya Karadenizlere vuracak ya da... O Boğaz'dan, Boğaz'ın suyu Marmara'ya akıyor. Marmara nereye geliyor kadar maksimum? Marmara'da kalıyor mu? Yoksa Marmara'da da bir akışlar Çanakkale yavaşlıyor. Ya Marmara'da çıkar ya Karadeniz'de. Marmara'da ve yani akmaya devam ederse, o akıntıyı takip ederse kendini Ege'de bulur. Yani. O da hoş olabilirdi. Bu atlayan bir şey, bunu takip ediyorsunuz. Tabii, tabii. Çünkü eninde sonunda iş, bütün bunların, bu kapıların hepsi Ege'ye açılıyor. Sonra şu da hoşuma gitti, o size de gönderdiğim şey. Kanuni aslında 1580'de bu halkalının taşmasıyla boğulma tehlikesi geçiriyor. Adam boğulsaydı, tam tarihin akışı değiştirmek hiçbir zaman mantıklı bir şey değil ama fantazi yaratmak adına 3 sene var ölmesine. Acaba neler değişik olurdu? Doğru. Neler değil. Çok fazla bir şey değişmezdi. 3 sene var ama ya biz olmazdık. Bir kere tam akış değişmiş oluyor. Tamam, onu o kadar şey ki çatallanmaların nereye götüreceği konusu o her zaman en büyük ama fantezi oldu. Yani düşünmesi eğlenceli şeyler ne olabilir bu senle ilgili gibi düşünüyordum. Bir yandan da şeyden belki bahsedebiliriz. Burası sizin en sevdiğiniz mekanlardan bir tanesi. Aslında bu yani o yani da... ben buraya sistematik olarak burayı sevmeye gelmeye 1971-72'de falan başladım. O sıralarda İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyim. Fizikte buraya gelirdim yani. Buralarda gezinirdim, buraya gelirdim. Ondan sonra da her fırsatta yani Amerika'dan bile Türkiye'yi ziyarete geldiğimde benim uğradığım bir yerdir burası. Şey okudum, bu da biraz bana şey geldi ama işte Osman Hamdi Bey asıl ana bina siparişini verdi. Bakın çünkü Çin'in bir köşkü zaten var. Ondan sonra diğer tarih eserler de var. Bunu verdiği vakit şeyden dönmüş, Lübnan'daki kazılardan dönmüş ve İskender Lahdi ile Ağlayan Kadınlar Lahdi. Ağlayan Kadınlar Lahdi cephesinden etkilenip bu cephenin, fasadın şekillenmesine dair bir... Bilmiyorum yani muhtemelen neoklasik bir şey yapılmak zaten istiyordu. İsteniyor, o bahane olmuş yani olabilir ama... Yani bu yapılar, bu müze yapıları Avrupa'da benzerleri de olan yapılar. Neoklasik zaten, dönemin şeysi bu ama şu hoşuma gitti. Ağlayan Kadınlar Lahdi, böyle 18 tane ağlayan kadın türevi varyasyonu gibi bir şey. O da bir sel ve güya ya da gerçekten öyle bir ilham verip bu yapının gözyaşlarının oluşturduğu seller. Çünkü yani şey o bir gelenek ya doğuda yani ağlayıcı ağıt yakan kadınlar. Ve böyle o şeyde eserde hakikaten onların varyasyonları. Ağlayıcılar yani hala Türkiye'de böyle var mı bilmiyorum ama bazı uygarlıklarda yani profesyonel olarak ağlama işini yapan insanlar var. O da biz sen. O da hoşuma gitti. Yaratılan sen. O da hoşuma gitti. Bir de şey hoşuma gitti. Bilsel ekini de biz çok kullanıyoruz ya. Aslında biraz uydurma bir ekmiş. Yani şey, universal falan gibi. Yani göksel. Evet yani Cumhuriyet döneminden sonra idari falan. Nedensel. Yani idari tüm, vesaireyi kullanmamak için. Yani ama çok oturmuş. Sıfat üretirken kullanıyoruz. Çok oturmuş. Uydurma olsa da çok oturmuş. Ben mesela çok oturduysa dilde onlarla savaşmayı doğru bulmuyorum. Ama çok oradaki Selefkin'in kökünün nereden geldiğini hiç bilmiyorum. Şöyle bir şey duydum ben. Kumsaldan referans alınmış. Fakat kumsaldaki sal ek değil. Sal orada yer demekmiş, isimmiş. Yani o bir sıfat tanımlamasıymış. Ama o sal eki biraz hani idari vesaire o gibi şeyleri kullanmamak adına öyle bir ek ihtiyacı olduğu için. Neyse, hoşuma gitti. Geleneksel mesela çok kullanıyoruz ve İstanbul'un geleneği sel diyebiliriz, sel geleneği ve gelecek sel. Kelime oyunları olarak hoşuma gitti. Yalnız tabii çok ileri gidersek GSM ağlarındaki sele doğru gideriz. Onlar, yani hepsi ilgimi çekiyor benim. Ama tabii CLL yazılar sel, hücre. Öyle ama bakacak olursanız aslında yeni teknolojilerde ya da yeni kullandığımız şeylerde bu akıntıya referans veren her şey, işte mesela torrent, tabii, kanal, tabii, YouTube tabii kanalı, işte bir şey akışı, yayın akışı. Kesinlikle yani şu anda belki de en büyük, şimdi tabii su döngüsü bizim gezegenimizi gezegen yapan şey
su döngüsü. Evet, bu hep hayatında şekillendirmiş ama şu anda teknolojinin kullandığı bir terim, yani terminolojinin de bundan referans olarak. Su hareket halinde, hızlı hareket ettiği zaman eğimli yüzeylerden biz ona bir sel diyoruz. Evet. Fakat şu anda belki gezegendeki en önemli akışlar dediğim gibi bilgi akışları. Bilgi akışı benim de en çok... Bilgi akışları ve bilgi akışlarını da eğer işte bu big data gibi laflar falan ettiğimizde aslında big data da bir yerde bilgi sistemleri açısından, enformasyon sistemleri açısından bunlar seller. Sel. Ve artık insan kontrolünde, ki sel hiçbir zaman insan kontrolünde değil, insan kontrolünden çıkmış bir bilgi akışının olması. İnsan temelli değil, piramidin başında asla artık insan yok. Bu kendi kendine düşünebilen ve kendi kendini üretebilecek belki seviyeye evrilen bir sistem. Kendini, kendi dinamiği olan. Evet. Yani kendi seni kendi yaratıp akmak istediği için o şekilde akmaya devam eden bir şey. O da benim hoşuma gidiyor. Ya da insan seli de bir yandan. Göçler ciddi bir mesele. Ya bir, daha da ciddi bir mesele olacak. Kesinlikle. Yani demin işte iklim değişikliğinden evet. bahsediyordu. İklim değişikliğinin getireceği insan hareketleri. Yani işte İngilizce transhumans dediğimiz insan hareketleri, büyük insan hareketleri. Yaşıyoruz onları şu anda. Evet. Şu anda yani Akdeniz'den, Akdeniz'in güneyinden, Akdeniz'in kuzeyine bir çaktırmadan, yani İtalyanlara sorsanız kesinlikle insan seli derler. Hı hı. Başları çok dertli olduğunu düşünürler, insan seli derler. Türkiye'mizde bunu çok hesabını tutmuyoruz ama her dakika karşımıza bu insan seliyle ilgili belirtiler çıkmaya başlıyor. Hem değişen görüntü, insan malzemesindeki görüntü, değişen görüntü, hem de yaşanan çok acılı bir takım olaylar aslında orada bir devinimin olduğu, o devinimin de rahatlıkla sel olarak adlandırılabileceği yönünde. Evet. O zaman bence bayağı şey oturttuk diye düşünüyorum. Tamam mıyız? Şöyle bir şey daha denk geldi, o da çok hoşuma gitti. Selli safe etmek. Ne yapmak? Kınından çıkarmakmış kılıcı. Selli safe etmek. Bir şeylere baktım. Bayağı bir 15-20 kelime var ki Arapçada. Sadece selle ilişkili işte sel yolu, selin aktığı yer, selin gelip sebep olduğu yer, şiddetle gelen akıt, o sel zaten. İşte sel yolunda arta kalan balçık, sürünükte. Yani o tam şeyin olması da, çeşitliliğin olması da çok hoşuma tabii gidiyor. Yani zaten sele tek başına suyun hareketi olarak bakmamak lazım. Sele o suyun hareketinin beraberinde getirdiği başka maddelerin de hareketi olarak evet. bakmak lazım. Yani bir şey varmış. Bir şeyleri taşıyor. Selin en önemli özelliği aslında taşıması. Evet. Ve sonra bırakması su çekildiğinde. Tahrip etmesi. Bir kolaj bırakıyor tahrip geriye. Tahrip etmesi ve taşıması. Evet. Ve enerjisi azaldığı zaman da bırakması. Bir İstanbul geleneği seliyle gelecek bir sel arasında bir sarkaç salladık. Onun için yani İstanbul'da insan evet. seli varsa o insan seli de bir yerde yavaşladığı zaman İstanbul'da bir insani imza da bırakacak. Evet. İnsani imza olacak. Evet. Şu anda bile böyle insani imzalar etrafta oluşmaya başladı. Tabelaların çeşitliliğine bak. Bir de tabii yalnız biz bu seli şey olarak görüyoruz, biraz hani Türkiye sınırlarının dışından gelen insanlar ve bağlamında görüyoruz ama esas İstanbul 1980'den itibaren çok ciddi bir insan seli evet, yaşadı. Evet, evet. Çok ciddi bir evet. şekilde yaşadı ve 1980 öncesi İstanbul ve 1980 sonrası İstanbul aynı değil artık. Yani kalitatif bir fark oluştu. Hem öyle hem de işte evet etkileri zaten okumaktan ziyade etkilerin içinden çıkamıyorsunuz ki çıkıp okuyasınız yani. Tabii tabii. Neyse. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki sizce böyle bir selli bildiğiniz güzel kelime var mı sizin bu Instagram gibi çıkabilecek? Yok. Yok mu? Sen sözleri kaynak... sen kuruttun. Kaynak şey. Ne durumda? Makaleleri şey yaptık. Mesela film var mı? Film, görsel bir önerebileceğiniz sel. İstanbul temelli olabilir, sadece sel tabanlı olabilir. 25 dakika yetmiş, galiba telefon çaldığında durmuş. Neyse. Ben de devam ediyormuş. Şey, sel kaynaklı eser. Sel kaynaklı eser.
Ankara, İstanbul'dan. Sadece bilimsel makaleler. Bende durum o. Tamam. Teşekkür ederim. Tekrar. Rica ederim. Ne demek? Teşekkür ederim. Ben şu, aslında kamerayı çekiyorum, hala merak ediyorum.